Ve sıradaki kitabımız Uçup Giden Aklım. Miriam Sarsia Saunders tarafından yazılmış ve Tammy Lyon tarafından resimlenmiş. Gözde Döneli tarafından dilimize çevrilmiş. Ve Sabri Ülker Vakfı yayınları da basıp bizlere ulaştırmış. Aklım çoğunlukla bulutlara uçar. Midillileri, boncukları ve dondurmayı hayal eder. Zaman akıp gider ve ben hiç farkına varmam. Gitme zamanı, oyalanmayı bırak. Aklım gökyüzünde bir yerlerde takılı kalır ve dönüp durur. Kelimeler, kedi, köpek, at, kedi, köpek, at. Öğretmenim ders anlatırken hep kaçırırım. Yanlış sayfayı açarım. Bizimle misin Seda? Nihal'in tişörtündeki hayvan resimlerini fark ederim ve onların okul bahçesinde dolaştığını hayal ederim. Arkadaşlarımın ne söylediğini duymam. Hadi gidip tırmanalım. Aklım o kadar uzaklara gider ki bazı şeyleri de unuturum. Bunları dolaba kaldırmanı söylemiştim. Hem de gerçekten önemli şeyleri. Neredeydin? Oh, üzgünüm, unuttum. Hala odanı temizlemedin mi? Dalgın aklım günlük işleri yapmamı engeller. Ve bir de ödevlerimi. Bazı arkadaşlarım benim zeki olmadığımı düşünür. Ama aklında fırıl fırıl dönen başka düşünceler varken hata yapmak çok kolaydır. 2 artı 2 kaç eder? 4, 4, 4, 0. Oo, çıkarın dediğinizi sandım. Eşyalarımı kolayca kaybederim. Ayakkabılarımı, kitaplarımı, komşunun köpeğini gezdirdiğim için verdiği harçlığı, Nihal'in oyuncak bebeğini. Bebeği nereye koydun? Annem yatmadan önce eşyaları toplamamı söyler. Fakat okyanusun derinlerine dalarım. Yapmam gerekeni unutup onun yerine kayıp hazineleri bulurum. Bu parayla Nihal'e yeni oyuncak bebek alabilirim. Neden aklım dalıp gidiyor? Perileri, deniz kızlarını ve kurbağaları düşünüyorum. Keşke aklım başımda kalsa ve ödevimi yapmama, dinlememe ve hatırlamama yardımcı olsa. Senin muhteşem bir aklın var Seda. Bazen dikkatini vermede sorun yaşayabilirsin. Bunu bilerek yapmıyorsun. Sen elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Ama bunu hatırlamak her zaman kolay olmayabilir. Bence sana yardım edebiliriz. Hayvanlarla ilgili olağanüstü hikayeleri ve çılgın maceraları hayal ediyorsun. Çünkü sen hayal gücü kuvvetli birisin. Bazen dikkatin dağılıyor ama bana göre bunun sebebi senin meraklı biri olman. Meraklı ama çok hata yapıyorum. Risk alıyorsun. Ben biliyorum. Risk alan. Nihal'in oyuncak bebeğini kaybettim. Ve de ona yeni bir oyuncak bebek almayı teklif ettin. Sen tanıdığım en kibar kızsın. Odam da çok dağınık. Belki de yaratıcı olduğum için. Hayal gücünü kullanarak farklı yollar bulup organize olabiliyorsun. Senin için odaklanmak zor bir iş. Çünkü aklın hep hayal kurmakla meşgul. Sen eğlenceli, üretken, akıllı birisin ve harika hayallerin var. Hadi bu kavanozu senin dünyayı dolaşan aklının tüm güzel özellikleriyle dolduralım. Üzgün olduğunda birini seçip ne kadar harika birini olduğunu hatırlayabilirsin. Bakın kavanozun içinde neler var. Risk alan, meraklı, kibar, hayal gücü geliş, üretken, nazik. Aklım bu akşamlık rahatladı. Hayal kurmaya hazır. İyi geceler, sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Ailem aklımın harika olduğunu düşünüyor. Ben de yarın ne gibi harika şeyler yapacağını merak ediyorum. Ve ebeveynleri de çok güzel notlar var arkasında.